kendi kimliği ve kendi siyasal kişiliği çerçevesinde uygun buldum. Yani gayet beklenen, yani Özgür Özel dendiği zaman kendisinden beklenen enerjide ve netlikte diyelim. Siz ona sertlik diyorsunuz, ben ona netlik diyorum. Netlik diyebiliriz, doğru. Evet, pek sert değil. Daha doğru bir. Yani şey değişmeye yönelik pek sert değil ama net konuştu. Özgür Özel zaten öyle bir çocuk. Yani ben hep adı geçtiğinden beri onu hep övdüm. Yani kendi çizgisinde bakın. Çizgisini beğenmiyorum. Çizgisini niye beğenmiyorum? Çünkü çizgisi bugünkü CHP'nin eleştirilen çizgisinin yani çok açı olarak böyle 90 derece, 180 derece filan tersi bir çizgi değil. Bugünkü CHP'nin eleştirilen çizgisinde katkısı olan bir politikacı Özgür Özel. Ama dürüst bir politikacı, çok iyi konuşan bir politikacı, iyi eğitim almış bir politikacı, sempatisi var, görünüşü işte gençliği var falan. Yani bir politikacı da, bir lider adayında beklenecek bütün kişisel özelliklere sahip. Ben de kendisini doğrusu o açıdan çok beğeniyorum bir politik kişilik olarak. Ama ideolojisi, stratejisi bugünkü CHP'nin eleştirilen çizgisinden çok da farklı değil. Çok da farklı değil. Muhakkak nüanslar var. Çok ciddi. Fakat dikkat edilirse o nüanslar zaten. Kılıçdaroğlu da, genel merkez de o nüansları söylüyor. Şimdi genel merkez dediğiniz şey zaten Kılıçdaroğlu bir yanda, Özgür Özel bir yanda değil ki. Genel merkez dediğiniz şey Kılıçdaroğlu artı Özgür Özel. Yani genel merkez zaten ikisinden oluşuyor. Birisi genel başkan, öbürü milletvekilliğini kaybetmiş olan genel başkanın boşalttığı grup başkanı makamında oturan ve bence bugünkü CHP'nin yanlış olduğunu tekrar altını iki kez çizdiğim stratejisinden ve politikasından sorumlu olan ikinci önemli bir koltukta oturuyor. Yani bir defa iş oradan bir sorularla başlıyor. Nedir o sorular? O soruları biliyorsunuz, ben hep söylüyorum. Yani öğrencilerime, izleyicilerimize, efendim seçmenlere filan dal kavukluk ben yapmam. Onun için hiç kimse kusura bakmasın. Yani bütün gördüğümü acı da olsa söylerim. Ben çünkü dost bir insanım. Dost acı söyler. Yani böyle örtbas etmeye filan hiçbir şey gerek yok. CHP'nin sağla ittifak etmesi bir yana, orada da ittifak ettiği partilerin tam desteğini alamadığı anlaşılıyor. Yani öyle bir sorun çıkıyor. Yani kuruluşuna yardım etmiş İyi Parti'nin, efendim ondan sonra AKP'nin liderlerinden iki tanesini almış içine filan. Bir tek şey hariç, Saadet hariç, bir tek Saadet'in genel başkanı. O hep böyle gayet samimi ve şey olarak Kılıçdaroğlu'ndan ve CHP'den yana tavır koydu. Yani bir tek o. Demokrat Parti de çok şey değil. Yani çok ikili oynamış gibi görünmüyor. Ama zaten gücü ne? Ve zaten o da tarikatçı. Bir, yani tarikatlara yakın Saadet'te, Demokrat Parti'de. Yani CHP'ye bir arkadan bir çelme atmıyorlar belki ama zaten siyasal olarak tavırları demokrasinin engeli olan tarikatlardan yana bir partiler. Ama dürüst davrandılar en azından onlar. Yani CHP ile ittifaklarına bir ters bir şey pek yapmadılar. Ama öbür üç parti, yani özellikle tabii İyi Parti, Büyük Sağ Parti'nin resmen ve alenen seçilemeyecek aday diye yani masayı terk ettiler. Daha başka bir şey, daha ne yapacak zaten? Yani daha yapacağı ondan sonra başka bir şey yok. Ondan sonra da hep iki yanında iki tane belediye başkanıyla seçilemeyeceğini tescil etmiş bir şekilde yürütüldü kampanya. Ve yani bu seçimin kaybedilmesindeki en önemli neden bence Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin bu yanlış stratejisiydi.
Ama o yanlış stratejisi sadece sağdaki partilerle güvenilmez ittifaklar yapması değil. Bu ittifaklar yapılabilir. Güvenilmezliği ayrıca çok eleştiri konusu. Ben buradan göremiyorum ki. Ama onun ayda bir toplanıyor. İnsan arkadaşları çalışıyor. Metinler hazırlanıyor. Yani bunun nasıl kokusu alınmaz, nasıl görünmez, nasıl hissedilmez. Ya neyse. Esas ama ittifaklarının yanında müttefiklerini iyi değerlendirememesi bir yana partiyi sağa kaydırması meselesi var. Şimdi bütün sorun oradan çıkıyor. Bu değişim asıl yani evrende değişmeyen tek şey değişmenin kendisidir. Benim ders kitaplarımda böyle yazar. Değişmenin tek şey, değişmeyen tek şey evrende ve dünyada ve evrende değişme olgusunun kendisidir. Bir tek o değişmez. Her şey değişir. Evren bile biliyorsunuz genişliyor. Yani güneş sistemi Vega'ya doğru galiba çok emin değilim ama ondan da öyle iddia edildi bir ara. Güneş sistemi Vega yıldızına doğru hareket ediyor ama onun asıl sebebi evren çünkü genişliyor. Yani nebulalar arasındaki boşluk büyüyor filan. Şimdi böyle bir yapıdayız. Yani öyle bir yapıdan baktığın zaman zaten güneş ne ki, güneş sistemi ne, samanyolu ne ki? Yani sonsuz samanyolunun olduğu bir yapıdan söz ediliyor. Neredeyse sonsuza yakın samanyolu. Samanyolu içinde güneş sistemi ne? Hiç. Hiç. Güneş sistemi hiç. Yani orada dünya ne, bilmem yıl ne, biz neyiz, insanlar ne kadar süredir orada filan. Yani öyle baktığın zaman zaten birdenbire bu... Böyle bakarsak hiçlikte kayboluruz hocam. Evet, evet, öyle, öyle. İşte öyle. Asıl olgunluk o. Asıl olgunluk o. Yani en sonunda varacağın yer zaten hiçlik. Onun için öyle. Yani küçük ihtiraslar, küçük hesaplar, 3-5 kuruş, birkaç makam koltuğu filan mahvediyor insanları. Zaten yani varlığımızla yokluğumuz bir. Şimdi zaten insan bu... din meselesi filan oradan kaynaklanıyor. Bu hiçliği insan kabullenemiyor. Yani çünkü hayatı da sınırlı. Sonsuz bir zaman ve sonsuz bir mekan içerisinde sınırlı bir yaşam. Ve gözünün önünde annen baban, senin en sevdiğin insan, yani bir aksilik olmadığı takdirde, normal hayat devam ettiği takdirde her insanın en sevdiği iki varlığı, genellikle en sevdiği patolojik durumlar hariç iki varlığı gözünün önünde bazen ızdırap çekerek bazen ızdırap çekmeden ölüyor. Kendisi de ölecek. Ve orada bir sonsuz bir mekan var ve zamanda sonsuz. Sen zaten orada hiçsin. Şimdi böyle düşündüğün zaman bunun iki tane sonucu oluyor. Ya ermiş gibi hakikaten insanlık adına, başka insanlar adına fedakarlık yapmayı filan öğreniyorsun. Ya nasıl olsa bu dünyanın yani işte sonu yok falan filan diyorsun. Hepimiz hiçiz. Veya ya nasıl olsa hepimiz hiçiz. Böyle nasıl bir zulüm. Nasıl olsa hiçiz ya. Vur. Yol. Al. Yağmala. Paranın kokusu yok. Paranın rengi yok. Hiç olmazsa torunun, torban, çoluğun, çocuğun yaşasın. Sen ne olursan ol. Vurgunu vur. Gücü eline geçirdin mi? Ez. İyice ez. Suyunu sık. Ciğerini sök. Nasıl olsa hiçiz kardeşim. Nasıl olsa hiçiz. Nasıl olsa o herif de yok olacak, bu kadın da yok olacak, ben de yok olacağım. Hiç olmazsa paralar falan benim ol. Yani o hiçlik duygusu. Maalesef ahlakla ve ahlaksızlıkla bağlantılı olarak insanı çok ters yerlere getiriyor. Şimdi o bağlamda bakıldığında CHP içindeki mesele, kavga Özgür Özel'le Kemal Kılıçdaroğlu arasında kişilik görünüm efendim filan gibi bir takım çok özel sıfatların, çok özel özelliklerin dışında çok fazla bir anlam taşımıyor. Her ikisi de CHP'yi bugün partiyi sağa kaydıran
Ondan sonra da güvenilmez partilerle sahada ittifak edip bu en uygun koşullarda bu seçimi kaybettiren bir liderlik kadrosu bu. Dolayısıyla... Ama birinci sırada Kemal Bey var hocam. Şimdi efendim? Yani liderlik koltuğunda sonuçta genel başkanın aldığı kararların dışında sizin bir karar alma ve onu hayata geçirme şansınız yok. Ha, mevcut Kemal, siyasi partiye. Şey, ha, şimdi Özgür Özel'in eleştirileri tamam. arasında şunlar var. Müsaade birkaç satır okuyayım mı? Lütfen söyleyeyim. Ben de bu görüşünüze neden katılmadığımı söyleyeceğim. Şöyle diyor Özgür Özel. Şimdi parti kararları çok büyük ölçüde atanmış danışmanların yönlendirmesiyle belirlenmektedir. Yani burada parti kararlarında hatta genel başkanın da yani diğer parti yöneticilerinin, parti örgütlerinin devre dışı bırakıldığını ve özel atanmış danışmanlar eliyle parti kararlarının yönlendirildiğini söylüyor. Örgüt ise yani bu süreçlerde olması gereken örgüt yalnızca afiş asma, broşür dağıtma, etkinliklere kalabalık yaratma, seçim günü sandıkta görev alma gibi görevlerin ifade edildiği bir yer haline gelerek her geçen gün